Sevgili ilahiyat, açık öğretim, ön lisans öğrencileri, bildiğiniz gibi bahar dönemi ara sınavınıza 26 gün 12 saat şu an itibariyle kalmıştır. Bu nedenle bugün şu an itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim yılının vize ara sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Hepinize başarılar diyelim. Bu arada sizlere şunu demek istiyorum. Bu sorularımızı Hayatımız Arapça YouTube kanalında takip ederseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve abone butonuna tıklarsanız hem başarmış olmanın yolunu açmış olacaksınız hem de hayra sebep olacağınızı aklınızdan uzak tutmayın. Birinci sorumuz La tücbiru tıfle. La tücbiru tıfle. Çocuğu zorlamayınız. İkmali vecbetihi. Öğününü tamamlamaya mecbur etmeyiniz. Yani yemeği bitirmeye mecbur etmeyiniz. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu anlamlı bir şekilde tamamlayacak harfi cer aşağıdakiler hangisidir? Ecbere yücbürü fiili arkadaşlar ale harfi ceri ile kullanılır. Mesela fi ikmalil vecbeti fi ikmali vecbetihi kahvaltısını bitirmede li ikmali vecbetihi kahvaltısını bitirmesi için an ikmali vecbetihi bitirmeden min dendan yani doğrusu sevgili arkadaşlar eşk ale ikmali vecbetihi yani anlamlı şekilde tamamlayacak harf budur. Çünkü ecbere yücbiru mecbur etmek neye mecbur etmek? Ale. Ecbere alel kıraati. Ecbere alel kitabeti, ecbere alel taami vesaire. İkinci sorumuz, bayramlarda ne yapardınız cümlesinin, bakın anlamca en yakın sevgili arkadaşlar, en yakın vurgusuna dikkat ediyorsunuz. Anlamca en yakın, Arapça karşıda aşağıdakilerden hangisidir? Mâze küntüm tef'alûne fil e'yâdi. Bakın, mâze küntüm tef'alûne fil e'yâdi. Mâze küntüm tef'alûne yani ne yapardınız? Filâyede bayramlarda. Dolayısıyla cevabımız bu. Mâze küntüm setef'alûne filâyede bayramda ne yapacaktınız? Mâze küntüm kad fealtüm filâyede ne yapmış oldunuz? Mâze tef'alûne filâyede bayramlarda ne yaparsınız? Mâze entüm setef'alûne filâyede sizler bayramda ne yaptınız, ne yapacaktınız vesaire. Doğrusu en yakın A'dır arkadaşlar. Küntü nokta nokta haza suali min kablu. Yukarıdaki cümlenin geçmiş zamanının hikayesi anlamı taşıması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Bakın hangisinin getirilmesi uygundur? Uygundur. Se'es'elu soracağım. Es'elu soruyorum. Kat se'eltü. Bakın ne diyor? Geçmiş zaman hikayesi. Kat se'eltü. Sorusu bu. Kat se'eltü. Hâze sü'el min kablu. Bu soruyu daha önce sormam gerekirdi diyor. Se'ilun soran, se'eltü sordum. Dolayısıyla C şıkkı. Hel tekra'inel kütübe, bu soru bir önceki şeyde de çıkmıştı. Veya bir sonraki. Hel tekra'inel kütübe, kitap okuyor musun? Kitap okur musun? Naam. Evet. Hel ile sorulan soruya zaten arkadaşlar. Naam veya la ile cevap verilir.
Tabi burada el-kütübü tarihi, el-kütübe tarihiyete diyoruz. Tarih kitaplarını. Şimdi min ecdi tarih kitapların için yurva enne rivayet edilir ki tarih kitapları lil gayeti son derece tarih kitapları min haythu tarih kitapları yönünden. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı la siyeme özellikle. Bu nedir? Özellikle tarih kitapları. Çünkü ne diyor? Hel tekra'inel kütübe? Kitap okur musun? Naam. La siyemel kütübe tarihiyete. Özellikle tarih kitaplarını okurum. Beşinci soru. Da'ar raculu ila hafletin musikiyetin. Da'ar raculu adam çağırdı ila hafletin musikiyetin. Bir müzik şölenine, müzik toplantısına, müzik törenine. Yukarıdaki cümlede altı çizili fiili meçhul formu aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar dea ne olması lazım? Du'iye olması lazım. Dea, du'iye olması lazım. Dea olmaz. Üd'u olmaz. Üd'u olmaz. Du'iyet olmaz. Neden? Çünkü dea'nın meçhulü bu. Du'iye. Davet edildi. Er-raculu adam ile hafleti musikiyetin. Adam bir müzik şölenine davet edildi. Arapçada edilgen yapı ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Bakın nedir? Edilgen yapı. Arapçada edilgen yapı elde edilirken fiilin hareketlerinde değişiklik yapılmaz. Yapılır. Sözde özne ile kullanılan fiillere meçhul fiiller adı verilir. Bu doğrudur. Fiiller mazi ve muzari halde aynı şekilde edilgene çevrilir. Hayır, farklı şekillerde. Sülasi ve mezit fiillerin edilgen yapılar arasında bir farklılık yoktur. Vardır. Edilgen yapıdaki cümlelerde gerçek özne bilinir, bilinmez gerçek özne. Çünkü zikredilmemiş yani. Zikredilmediği için edilgen olmuş zaten. Yedinci soru. Yeşkürül amidü, dekan teşekkür ediyor. Et talibiyeti, öğrencilere, kız öğrenciler fil içtimai toplantıda. Şimdi yukarıdaki cümlenin edilgen şekli aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Doğru olarak verilmiştir dedi. Şimdi bir kere ne olacak arkadaşlar? Şekeret et talibiyeti fil içtimai. Şekeret teşekkür etti. Talibiyatı kız öğrenciler fil içtimai toplantıda. Yüşkerül amidü amide teşekkür ediliyor fil içtimai toplantıda. Dekana teşekkür ediliyor. Teşkürü talibiyatı kız öğrenciler teşekkür ediyor fil içtimai toplantıda. Tüşkerü talibiyatı fil içtimai kız öğrencilere toplantıda teşekkür ediliyor. Şükürel amidu fil içtimai dekan toplantıda şükredildi. Dekana şükredildi. Yani övüldü. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Yani kız öğrenciler toplantıda kız öğrenciler şükrediliyor. Teşekkür ediliyor. 8. Yudau konulur. El kitabu kitap alel mektebi masanın üzerinde el kebiri büyük masanın üzerinde lil müdiri müdür için. Şimdi burada cümlenin naibül faili aşağıdaki hangisidir? Naibül faili arkadaşlar fiilden sonra hemen gelen kelimedir. Bak yudau kitabu. Dolayısıyla o. Yudau zaten fiil. El mekteb mefulun bi. El müdir yine yani meformi gayri sari el kebir zaten sıfattır arkadaşlar. Dolayısıyla el kitabı naibi fail olarak gelmiştir. Ledeyne yanımızda vardır. Haczun musbekun daha önce hacz edilmiş. Yani rezervasyonumuz vardır diyor. Rezerve etmişiz. لِعَشِرْ غُرَفٍ 10 oda için rezervemiz vardır. نُقْتَ الْغُرَفُ مِنْ قِبَلِ شِرْكَتِنَ şirketine
Bu rezerve şirketimiz tarafından yapıldı diyorum. O zaman nedir? Odalar şirketimiz tarafından haczedildi. Haceze şirket olduğu için olmaz. Hacez ne? Biz haczettik. Hucizet arkadaşlar el-gurafu min kıbeli şirketine. Hucize haczedildi yani rezerve edildi. Senuh cizu haczedeceğiz. Dolayısıyla bu doğru cevabımız. Şirket çünkü müennes olduğu için hüccetü'l-gurafu min kıbeli şirketine guraf cemi teksir olunca ne oluyor? Hüccet olacak arkadaşlar. Hüccetü'l-gurafu. Fiil fail uygunluğu bakımından. Aşağıdaki fiillerden hangisi muzarif meçhul formdadır? Meçhul formda. Yeşteriku iştirak ediyor. Malum. Yüşehidü izliyor malum. Yüderrisü ders veriyor malum. Yu'limu bildiriyor malum. Yunazzamu tanzim ediliyor meçhul. Doğru cevabımız. Cevap sahih. 11. Utturrar veziru nokta nokta te'cili ziyaretihi li sebebin sahihin. Yani bakan sağlık sebebi nedeniyle ziyaretini tecil etme, ertelemek zorunda kaldı diyor. Evet. Fi utturra arkadaşlar, utturra ile yani şeye mecbur kalmak anlamında. Fi deda ale üzerinde, bir şeyin üzerinde. Bir şeyi onunla yapma ismi alet mesela bilmekte, bil kalem, bil seyyara vesaire. Min dendan o zaman utturra veziru nedir? İle te'cili ziyaretihi li sebebin sahihin. Doğru cevabımız. Yani utturra fiili arkadaşlar ile harfi ceriyle kullanılıyor. Buradaki en önemli şey kelimenin manasını bilmek lazım sevgili arkadaşlar. Kelimenin fiilin manasını bilip ve o zaman zaten Arapçada en önemli konulardan biri de hangi fiilin hangi harfi cerle kullanıldığını tahmin etmek ya da bilmek. Yani fiilin tam anlamını kavrarsak hangi harfi cerin ona uyum sağlayacağını zaten aşağı yukarı tahmin etmemiz kolaylaşır. 12. soru. Eş-şa'bu türkiyyü şa'ben latifen. Cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sözcük aşağıdakilerin hangisidir? Yufhasu muayene edilir. Yu'teberu kabul edilir. Yüzevvedü ziyadeleştirilir. Yüsemme isimlendirilir. Yu'alicu tedavi edilir. Arkadaşlar eş-şa'bu türkiyyü yu'teberu şa'ben latifen. Türk milleti latif bir kavim, kibar, hoş bir kavim olarak kabul edilir. O zaman yu'teberu. B şıkkı. 13. soru. Ellezî lâ yerhamu lâ yurham. Cümlesine altı çizili kelime cümlenin hangi ögesi konumundadır? Hangi kelimesi konumundadır? Ellezî lâ yerhamu lâ yurham. Yani mübteda. İsim cümlesi, o ismi mevsul başladığı için. Yani merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet etmeyen merhamet görünmez. Cansız varlıkla ifade eden çoğul isimlerden sonra aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi kullanılır? Cansız varlıklara. Bakın ellezî, elleteyni, ellezî, o kimse ki, o kimse, o erkek yani. Elleteyni, o iki bayan ki. Bakın bunlar canlı. 14. Değil mi? Men, o kimse. Ortak kullanılır. Ellezîne, o erkekler ki. Elleti, o şey ki. Elleti, 14. Evet. Yani ne diyor? Cansız varlıkları ifade eden çoğul isimlerden sonra aşağıdaki isim mevzu hangisi kullanılır? Cansız varlık olunca cansız akılsız müennes kabul ediyor. Müfret müennes şey yapıyoruz. Bu kuralı unutmayacağız arkadaşlar. Cansız ve akılsız varlıkları göstermek için
ya da ifade etmek için kullandığımız ismi işaret ya da isim mevsul müfret müennestir. Nokta. 15. sorumuz ne diyor? Aşağıdakiler hangisi bir ismi mevsul değildir? Aşağıdakiler hangisi bir ismi mevsul değildir? Şimdi men ismi mevsuldür. Elleti bayanlar için, elleti müfret bayan için, ma o kimse ki yani cansızlar, cansız varlıklar, late ismi mevsul değildir. Kâne ve kardeşlerinden kabul edilen bir edattır. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. Late vakti ne demetin. Mesela bu vakit pişman olma vakti değildir. Değil mi? Heulei hünne talibatü bu o öğrencilerdir ki bayan öğrenciler iltekaytu bihinne karşılaştım, onlarla karşılaştım eşşehrin madi geçen ay. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi doğru olarak doğru şekilde tamamlar. Bakın heulei هؤلاء هن الطالبات هن الطالبات işte bu o öğrenciler diyor. O kız öğrenciler nedir? İltekaytu karşılaştım, buluştum bihinle onlarla eşşehr almadı. Geçen ay karşılaştığım kız öğrenciler işte onlardır diyor. Şimdi burada elleteyni kız öğrenciler olduğu için olmaz. Çünkü sayı yönden de uyacak. Ma zaten bu ismi mevsul değildir dedi. Pardon, cansızlar için kullanılır. Halbuki burada akıllı ve canlı var. Ellevati. Bakın. Elleti, elletani, ellevati. Talibat olduğu için ellevati ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Elleti bir kız için. Elleteyni iki kız için. Ellevati kızlar için. Değil mi? Tabi bu mansup, bu da merfu elletani. 17. soru. İnşallah anlıyoruz. Değil mi? Uridu en nokta nokta ulbeyteyni minel mâ'i. Şimdi bakkala girmiş vatandaş ne diyecek? Tabii eşteriye diyecek. Cümlesine boş bırakılan yeri aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tanımlar? Yani en akra ulbeyteyni sudan iki kutu okumak istiyorum, yemek istiyorum, oynamak istiyorum, koşmak istiyorum olmam. Doğrusu arkadaşlar eşteriye. Satın almak istiyorum. Enne adiletu hanım garson. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Eyyü hizmetin. Nasıl yardımcı olabilirim? Nokta nokta. Bil halibi em sadetin. Sade mi? Yoksa sütlü mü? Sadetin. Sade. Lev semahti. İzin verirsen sade olsun. Uygunsa sade olsun. Müsaadenizle sade olsun diyoruz. Bu bir terkip, bu bir deyim, bu bir kural, kavram. Yani lev semahti, izninizle sade alayım. Bu da bil halibi, sütle mi, em sade, yoksa sade mi? O zaman ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Bakın, yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere getirilebilecek ifade hangisidir? Yani eyyü hizmetin diyor, şükren, teşekkür ederim, fırsatan, saadeten. Güzel bir fırsattır diyor. Yani taştığımıza memnun oldum anlamında. Uridu haliben tazecen. Taze süt istiyorum. Halbuki bakın bil halib emsade diyor. Hel indekum ekelat mahalliye. Yöresel yemekler var mıdır diyor yanınıza. Halbuki deyin. Uridu en eşrebe kahveten. Ha, cevap geldi. Yakaladık. Uridu en eşrebe kahveten. Ben kahve içmek istiyorum. Nokta. O da diyor bil halib sütlü mü yoksa sade mi? Sade olsun diyor izin verirsen. Mümkünse. 19. soru. Ya bu da Allah'a übariku fik. Allah seni mübarek kılsın. Ömrünü bereketle kılsın. İlgisi yok. Konumuza tabi. Nehtâcu ilel kamusi. Sözde ihtiyacımız var. Li niçin arkadaşlar? En ne'arife me'ani kelimâti leti la ne'arifuha. Fakat burada sebep bildiriyor. Sebep de arkadaşlar li olması lazım bakın. Len ne'arfe bilmediğimiz
bilmiyoruz. Heylen arfe bilmeyelim diye. Likeynense unutalım diye. O zaman linearife bilmek için meani kelimet illeti la narifuha. Manası bilmediğimiz kelimeler manası bilmek için bir sözlüğe ihtiyacımız var diyor. Son sorumuz sevgili açık öğretim ilahiyat 3 öğrencileri. Aşağıdakilerden hangisi nasb edatı değildir? Bakın. En, len, key, li arkadaşlar bu dördü nasb edatıdır. Lem cezm edatıdır. Lem cezmeden edattır. Bir başka soru çözüm ve ders anlatım videosunda buluşmak üzere. Hepiniz